Bol çiçekli günlerden merhabalar sevgili çiçek sever takipçilerim. Bugün sizlerle mum çiçeği kışın nasıl bakılır, nerede durur, nasıl sulamalıyız onlar hakkında kısa da olsa bilgiler vermek istiyorum. Evet kanalıma da ilk kez bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Evet gördüğünüz gibi benim mum çiçeğim de bu şekilde baya baya bir büyüdü. Artık e, balkonda ağdırmam gerekiyordu bu çiçeğimi. Çünkü gelişimi gayet güzel ilerliyor. O yüzden balkonumda güneş görmeyen, rüzgar görmeyen kuytu bir köşeye konumlandırdım çiçeğimi. Ve uzayan dallarında bu şekilde ağdırdım Arkadaşlar bu sarmaşık bir bitki olduğu için bu şekilde ağdırmanız gerekiyor büyümesi için Evet kuytu bir köşede gördüğünüz gibi konumlandırmaya devam ediyorum ve sulamasına gelince arkadaşlar mum çiçeğimizi sularken kışın ayda bir sulamanız yeterli olacaktır yazın ise haftada bir sulamanız iyi olur. Çünkü mum çiçeği fazla suyu sevmez. Yapraklarındaki suyu kendine yeteceği için bu şekilde sulamasına dikkat edin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi benim çiçeğimde baya baya artık dallar kollar vermeye başladı. Yeni yeni küçük yapraklar veriyor. Uzadıkça da uzamaya devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçek tomurcukları bile kendini artık hazırlamaya başladı. Mum çiçeği ne zaman çiçek açar arkadaşlar? Mum çiçeği ilk baharda başlar. Yaz aylarında kış girişine kadar çiçeklenmeye devam eder. Hani kışın çiçek açması durur. Kendini ilerletmez. Ama bahar aylarında yeniden canlanmaya bu şekilde büyümeye devam eder. Dediğim gibi rüzgar almayan balkonunuzda bir köşede bulundurun. Evet ben ayda bir suladığımda mum çiçeğimi bu şekilde şeker yapıp o şekilde veriyorum ki iyice gövdesi canlansın kendini büyüsün vitamin alsın diye bu şekilde bir yemek kaşığı şeker bir bardak suya bir yemek kaşığı şekeri koyuyorum bu şekilde karıştırıyorum şekerin iyice erimesini sağlıyorum arkadaşlar şekerimiz iyice eridikten sonra mum çiçeğimizin kök kısmına yani toprağın üzerine gelecek şekilde sulamasını yapacağız. Evet, iyice karışmasını sağlayalım arkadaşlar. Şeker tam bir vitamin olacaktır. Mum çiçeğimiz çok seviyor zaten bu şekerli suyu. Kışında, ayda bir suladığımızda bu şekilde mum çiçeğimizi sularsak yaz ayına daha da vitaminli bir şekilde, daha da canlı bir şekilde girecektir. Evet kök kısmına da bu şekilde sulama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi iyice toprağımız kuruydu. Şöyle kaldırayım. Evet. Yumurta kabuklarından görüyorsunuz. Daha önceki videolarımda var arkadaşlar. Yumurta kabukları da bu şekilde çiçeğimize vitamin olmasını, büyümesini, hızlandırılmasını sağlıyor arkadaşlar. Sizlerin de mum çiçeği bu şekilde büyüsün istiyorsanız siz de bu şekilde bakımını yapabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi sarmaşık harika bir mum çiçeği. İnanın yazında bom bom böyle çiçekler açıyor. Mis gibi de kokusu oluyor. Sizlere inşallah yazında bol çiçekliyken videosunu çekmek isterim. Evet beni buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bol çiçekli günlerde görüşmek üzere.